Neyse, parayı görünce nasıl göz döndü hemen. Çok iyi işte Çınar. Tebrikler. Çınar? CD bizde artık. Tehlike geçti. Kendine gel. Evet, haklısın. Hadi seni şirkete bırakayım. Çınar, ben biraz ileride inebilir miyim? Neden? Şirkete gitmiyor musun? Eğer izin verirsen patron, ben de sevgilimle buluşacağım. İzin senin. Yalnız Yeşim, biz de bu arkadaşla tanıştır da seni kime emanet ettiğimizi bilelim. Teşekkür ederim Çınar. Yeşim. CD'yi bana bırakır mısın? Aslında bunu kendim atmayı tercih ederim Çınar. Hatta bak şurada bir tane çöp konteyneri var. Hemen oraya atacağım şimdi. Tamam mı? Tamam. Sağ ol. Görüşürüz. Demet, öğleden sonraki toplantıya biraz gecikeceğim. Benim adımı Kürşat Beylerden özür dile. Bir de bana şu Skandal Gazetesi'nin adresini verir misin? Alo, Lütfücüğüm. Hazırım ben. Tamam, orada görüşürüz o zaman. Bye. Eğer bunu sana benim verdiğim anlaşılırsa seni bu piyasadan silerim. Bunu yaparım. Biliyorsun. Biz burada buluşmadık bile Yeşim. Merak etme. Güzel. Annenin ben demeyi çok. Seni yarı yolda bırakma. Sen şimdi hangi gazetede çıkmak istiyorsun? Onu söyle. Bütün gazetelerde. Tamam. Ama o zaman yarın yetişmez, haberin olsun. Sonraki gün manşettesin. Tamam. Ama bu durumdan sakın annemin haberi olmasın. Tamam Yeşim, merak etme. Sözüm söz. Mithat Bey'in odası ne tarafta? Sola dönünce sağdaki ilk oda. Beyefendi bir saniye. Son prova çıktı mı baskıdan? Biraz sonra getirecekler Mithat Bey. Az sonra çıkacağım. Acele etsinler. Peki efendim. Mithat Bey, konuşmamız yarım kalmıştı. Şimdi erkek erkeğe devam edelim istersen ha? Yo, bence bitti. İkimiz de istediklerimizi aldık. O CD eline nasıl geçti anlatacaksın. Haber kaynaklarımızı açıklamak gazetecilik etiğine ters. İnsanların özel hayatına tecavüz etmek gazetecilik etiğine ters değil mi? Konuş! Konuş! Yoksa ben seni konuşturmasını iyi bilirim. Vallahi Mithat Bey aradı. Sizin doğum gününüzle ilgili sorular sordu. Malum, Zümrüt Hanım'ın olayı bütün gazetecilerin ilgisini çekti. Bak kardeşim, benimle oyun oynama. O Mithat denen adam CD'yi buradan aldım diyor. Ama senin haberin yok. Bu nasıl iş? Vallahi Çınar Bey, normalde bizim kulüpte böyle şeyler olmaz bilirsiniz. Kuş uçsa haberim olur. Ama bu sefer farklı oldu. Farklı olan ne? Lala'nın bu organizasyona çok özendi. Biz de dışarıdan ekstra elemanlar tuttuk. Gecenin sonunda elemanlar unutulmuş bir paket buldular. Ben de sizin evin adresini verdim. Size teslim etmelerini söylemiştim.
Daha dünkü fotoğrafları basmadan yeni biriyle görünmüş. Hakikaten öyle abi ya. Lütfü Bey, yarınki kapağın provası. Tamamsa veriyorum baskıya. Baldız baldan tatlı. Ortalık fena yıkılacak. Tamamdır bu. Bas bakalım. Tamam. Daha fazla video izlemek için kanalımıza abone olabilir. İlk izleyen olmak isterseniz bildirimleri açabilirsiniz.